Arkadaşlar merhaba, 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 merhaba. Bugün Perşembe, ayın 26'sı, Kasım ayındayız. Çalışıyorum, Zürih'teyim. Bir müşteriden öbür müşteriye koşturuyorum. Şimdi Brüttisellen Dübendorf tarafına gidiyorum. Buraların tanıyanlar. Şimdiki gittiğim yol Koblenz tarafına gidiyor Zürih'ten. Buraların da tanıyanlar varsa belki bilir. Bu benim kalefer de çok ısıttı, piştim ya. Dur azıcık kapatayım. Neredeydi bunun ayarı ya? Araba başka türlü olduğu için. Arkadaşlar cumartesi günü şirkete gideceğim. Bu arabayı geri vereceğim. Bana bir tane Skoda Octavia vereceklermiş. Kullanılmış. Mayıs-Haziran ayına kadar dedi müdürüm. Ondan sonra teknisyenlere yeni araba ısmarlanmış. Artık 10 tane mi, 15 tane mi, 20 tane mi ne? Bir tane de bana yeni verecekler. Peugeot'muş. Onu da öğrendik. Ama daha fazlasını bilmiyorum. Artık Peugeot'un minibüsü mü, otobüsü mü, kamyonu mu, normal arabası mı bilmiyoruz artık. Gelince öğreneceğiz. Artık ne verirlerse, ben bundan sonra fazla tantana da yapmıyorum o konu üzerine. Ne verirlerse onu kullanacağım. Benim için fark etmez. Kendi arabamız var. Kendi benim yazlık arabam var. Hanımın Seat arabası var. Ne verirse versin. Zaten arabayla iş arabasından bir işe gidiyor. Koltuğu azıcık rahat olsun. Gerisi beni ilgilendirmiyor. İçinde bir navigasyon olsun. O lazım. Bir klima olsun. Başka bir şey istemiyorum. O iki şey oldu mu memnunum. Çünkü klima lazım. Yazın çok sıcak oluyor buraları da. Uzak yollara gidiyoruz. Navigasyon da navigasyonsuz olmaz. Tamam cep telefonundan olur ama onunla mı uğraşacağız? İçinde oldu mu daha rahat. Evet arkadaşlar, buraları Zürich, bu yoldan daha iş çekim yapmadım. Bu yol size başka gelir. Bu yol üzerinde eskiden iki tane İmbiz kioskumuz vardı. Yani İmbiz bir yerimiz vardı. İmbiz belki Türkiye'den bilmezsiniz ne olduğunu. Yani döner satıyorduk, hamburger satıyorduk. Gazete, tombala, loto, toto böyle şeyler vardı. Çikolata, muklata, hediyelik. Böyle ufak bir bakkal gibiydi yani. 2-3 tane, 4 tane ufak masa vardı. Birkaç tane sandalye vardı. Yani oturup kahve içme imkanı, soğuk bir şey içme imkanı, bir dondurma yeme imkanı vardı yaz aylarında. Şimdi biraz sonra oradan geçeceğiz arkadaşlar. Size göstereceğim o iki tanesini. Tabii ilk İmbiz'i birkaç sene çalıştırdık. Babam da o zaman sağ olsun kendisi çalışıyordu, yardımcı oluyordu. Ondan sonra yorulunca onu devrettik, başkasına verdik. Bir tane kalmıştı. O bir taneyi de geçen videolarımda devamlı anlattım bunu, biliyorsunuz. Sağ olsun annem baya baya çalıştırdı. Zavallı annem yani sabahın 5'inde açıyordu. Akşam 10-11'e kadar bazen çalışıyordu. Acayip bir çalışması vardı yani. Çok çalışmıştı o zamanlar. Yani ben bazen acıyordum kendisine. Peki diyeceksiniz, neden işçi tutmadın? İşçi tuttun mu bir geliyordu, bir gelmiyordu, bir hasta oluyordu, açılmıyordu, açılıyordu, para çalınıyordu, çalınmıyordu, bir sürü derdi vardı. Onun için kendisi yapıyordu işini. Burası şimdi Affolt'tan Zürich'e doğru gidiyor. Şimdi Örlikon'a ait olması lazım burası, buralarını tanıyanlar. Zürich'in bir köşesi burası işte. Nasıl İstanbul'da bölge isimleri vardır, Zürich'te de var. Ama Zürich tabi İstanbul'un tırnağı kadar. Arkadaşlar bir şeyi mi fark etti? Eskiden Zürich'in içine girdiniz mi? Bir yeşil yandı mı? Devamlı ta öbür taraftan çıkana kadar hep yeşil yanıyordu. Onu şimdi değiştirdiler. Kırmızı yanıyor. Sonra yeşil yanıyor. Hareket ediyorsun. Şansın varsa bir lambadan geçiyorsun. İkinci lambada gene duruyor. Bana mahsus yapıyorlar. Neden mahsus yapıyorlar? İnsanlar bakın bak geçemedim. Gene kırmızı yandı. 4 tane araba geçti.
Biraz da uyudu bunlar. Biraz da mahsusca, bakın karşıdaki de geçemedi, gene kırmızı yandı. İleride gene kırmızı yanacak. Bunu mahsus yapıyorlar. Bıkalım diye, arabayla Zürih'e gelmeyelim diye. Ebe güzel kardeşlerim, trafik mühendislerim, trafik memurlarım, müdürlerim, artık ne diyeceğim, politikada çalışan insanlar, benim Türkçem yetmiyor. Burada Straat rahat, Gemeinde rahat, bilmem ne deniyor. Size sormak istiyorum, ben peki nasıl yapacağım işimi arabasız olunca? Benim arabanın arkasında 500 kilogram iş aleti var. Malzeme var, alet var, makine var, bilmem ne zart zurt var. Peki ben bunu nasıl götüreceğim? Trenle geldim, otobüsle geldim. Nasıl olacak bu iş? Bizi işçileri de biraz düşünün. Biz sizin ayağınıza geliyoruz, biz sizin işinizi yapıyoruz. Senin çeşmen bozuluyor, çeşmeci geliyor, çeşmeni tamir ediyor. Ve o adam da arabayla geliyor. Yani biraz saçma. Ondan sonra her sene arkadaşlar Zürih'te park yerleri azalıyor. Mahsus azaltıyorlar. Ya nereye kadar kardeşim? Arabalar çoğalıyor, siz park yerlerini azaltıyorsunuz. Biz arabayı cebimize mi koyacağız? Arkadaşlar bakın, şimdi burada solda, şöyle geçeyim belki daha iyi gözükür. Solda bir imbis var. Gördünüz mü? Bir dakika. Arkamda korna, burasıydı bakın. Gördünüz mü? Arkamdan da korna çalıyor amca. Abicim sen ne acelen var ya? Zaten kırmızı yandı bak. Gördün mü? Nereye gideceksin ki? Gidemiyorsun ki. Gidemezsin. O 25 sene evvelsiydi. Bir yeşil yanıyordu. Bir kere de Zürih'in içini geçiyorduk, öbür tarafa çıkıyorduk. Şimdi zırttır pırttır, zırttır pırttır, dur, dur, dur. 50'den hızlı gidersen her yerde resim makinesi. Sanki biz artistiz. Çat pat her yerden resim çekiyorlar. Nerede o bana düdük öttüren adam ya? Saptı bir tarafı. Mahsus kenara çekildim, sollamadı beni. Hah, bir yeşil daha geçtik. Arkadaşlar işte orada, birincisi oradaydı. İlk önce orasını açmıştık. Orasını çalıştırıyorduk. İlk önce annem babam, ikisi de oradaydı. Ondan sonra ikinciyi açınca annem bu aşağıdakine geldi. Kendilerine de sormadım yani bunu size anlatabilirim mi diye. Herhalde bir sıkıntısı yoktur. Burası Zürih'in Affolterni. Burada da bazı bir maceralar yaşadık. İster istemez. Buralarda da arkadaşlar, burada da mesela Affoltern Zürich, burada da var, çok yabancı var. Yani Türk var, Arnavut var, eski Yugoslavya'dan çeşitli türlü insanlar var. Yani Masedonyalı, Serp, Sırp, Slovenya, çeşitli türlü insanlar var. İtalyan var, Japonya'dan var, Çin'den var, Hindistan'dan var, her yerden insan var. Afrika, her yerden insan var buralarda, yabancı çok yani. Onun için İsviçreliler de artık yabancıları fazla sevmiyor diyorlar, fıçı iyice doldu, taşmaya başladı, artık gelmesin. Millet de bıkmadı Avrupa'ya hücum etme, Afrika'dan her gün bir gemi geliyor, bakalım nereye kadar. Şimdi arkadaşlar, ileride ben kamerayı sonra yoksa elime alırım göstermek için. Bu sağda Shell benzinliği var. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın şimdi pizzacı oldu. Burası bizim imbis kioskumuzdu. Annem de seyrederse şimdi bunu, gözleri yaşlanır. Bu sol evde, evlerde bunlar hep bizim müşterilerimizdi. Bu sağdakiler müşterilerimizdi. Devamlı bize gelirlerdi, kahve içerlerdi. Bir şeyler yerdi. Buraya da Lidl açılmış ya, yeni görüyorum.
Bu sol tarafta büyük binalar var. Geçen de bir arkadaşımız yorum yapmış. Çok yüksek bina göremiyorum. Neden? Bu gördüğünüz yüksek binalar hepsi eskilerden kalma. Şimdi yeni yüksek bina yapmak isterseniz İsviçre'de çok zor. Onun müsaadesini almak. Tek tük müsaade veriyorlar. Geçen de Roche ilaç fabrikasına müsaade vermişler. O ilaç fabrikanın iki tane gökdeleni var. Yani gökdeleni var dedim mi 300-400 kat değil. İsviçre için büyüklüğünde artık 20 kat mıdır 30 kat mıdır bilmiyorum. Onlara bir müsaade vermişler. Arkadaşlar ben şimdi buradan otobana çıkıyorum. Bu otoban yeni. Güzel. Aslında bütün otobanlar böyle olması lazım. Bakın. Aynı Türkiye'deki yeni otobanlara benziyor. Türkiye'deki yeni otobanlar da gerçekten süper süper. Yalnız tabii ki ücretli. Ücrete gelince arkadaşlar İsviçre'de otobanlar bedava değil. Senede bir kere 40 frank ödüyorsunuz. 40 frank. Ondan sonra bütün yollar, bütün köprüler, bütün tüneller bedava. O vinyetteyi cama yapıştırıyorsunuz. Onu da göstereyim bir dakika. Şu camda yapışık. Ondan sonra her şey bedava. Yalnız o 40 frank ödenmesi lazım. Şimdi peki diyeceksiniz ya abi ama ben Almanya'dan bir günlüğüne geleceğim, otobana çıkacağım. O zaman da o 40 frankı vermen lazım. İstersen 10 dakika araba kullan otobanda. Polis yakalarsa benim bildiğime göre 100 franktı şimdi 200 frank olmuş. Ben öyle biliyorum. Yani iki misli olmuş. Cezası var. Arkadaşlar şimdi ben Dittlikon Brüttisel'e doğru yol alıyorum. Yani bizim eve doğru yol alıyorum ama daha eve gitmeyeceğim için müşteri var daha gideceğim. Oraya doğru yol alıyorum. Burada 80 yazıyor. Ben 100 ile geliyorum. Şu sağda yukarıdaki kameraları görüyorsun. Onlar hız çekmiyor. Yalnız oradan polisler kontrol edebiliyor. Kim basıyor, kim yamukluk yapıyor, kim ne ediyor. Her şeyi görebiliyorlar. Ben burada sağdan yavaş yavaş gideyim. Ağzım kurudu. Biraz da su içeyim. Evet arkadaşlar yarın cuma selamları unutmayın. Selam istiyorsanız bana yorum yapın. Bana yorum yapın. İstanbul'dan yorum geldi. Saffet arkadaşım yazdı. Noel bayramı üzerine bir video yapıp bizi bilgilendirir misin diye. Tabii Saffet arkadaşım İstanbul'a bol bol selamlar. Senden bahsettiğim için bir de selamımı göndereyim. Safetçim ben o konunun üzerindeyim. İnternetten araştırma yapıyorum. Şöyle dört dörtlük bir video olsun dedim kendi kendime. Onun için araştırıyorum. İşte bilgiler kazanıyorum. O videoyla zannediyorum Aralık ayında bu bayrama biraz yaklaşsın. Belki dışarıda da çekim olabilir lambalarla. Bilmiyorum artık. Onu daha düşünmem lazım nasıl olabilir. Ama o videoyla döneceğim. Söz. Arkadaşlar bu trafik şimdi öğlenden sonra saat şu anda 3.30-4'e geliyor. Biraz sonra akşam trafiği başlar. O zaman daha çok trafik var. Ve bakın yani bayağı yoğun trafik var. Ama tabi İstanbul'un trafiğinden karşılaştırırsanız gayet sakin diyor bizim Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız. İsviçre'de 8,5 milyon insan yaşıyor. Türkiye'de 85 milyon yaşıyor. Bunun 85 milyonun 20 milyonu zaten İstanbul'da. Belki de daha fazla
kaç seneden beri hep 20 milyon diyoruz. Belki de oldu 25 milyon. Bunu bana İstanbul'da oturanlar daha iyi söyleyebilir. Yanlışım varsa bana yorum yapın arkadaşlar, söyleyin. Bugün Alperen kardeşimle yazıştım öğlende. Mola vermiştim. Alperen kardeşim selamlar. Yazdıkların için olursa gerçekten sevinirim. Senin hakkında sevinirim. İnşallah olur kardeşim. Bak, duamı alıyorsun, biliyorsun bunu. Seviliyorsun, seviliyorsunuz diyebilirim yani hepinize. Takipçilerim var, gençler var. Gurur duyuyorum gençlerde olduğu için. Çünkü kendi oğlum da genç ama baba diyor, sen diyor yavaşsın diyor, doğru dürüst duymuyorsun diyor, görmüyorsun diyor. Ya ihtiyarlamaya başladım. Kulaklarda aynı değil, gözlerde aynı değil. Hareketler de hızlı değil. Tamam, o kadar yani bir anlayış göster kardeşim. Ben senin gibi 18 yaşında değilim ki. Ben de 18 yaşındayken hop hop hopluyordum. Sor bak dedene. Ne çekmişti benden? Evet arkadaşlar, ben bu videoyu burada kapatayım. Bana müsaade. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Kapatıyorum. Size hayırlı günler. Hepinize bol sıhhatler diliyorum. Kendinize dikkat edin. Sıhhatli kalın. Hoşça kalın. Benimle kalın. Murat.